Bir detay programından merhabalar size değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi bildiğiniz üzere vekil adaylarımızı konuk ediyoruz. HDP Halkların Demokrasi Partisi'nden ikinci sırada Sayın Zahit Mutlu Bey bu akşamki konuğumuz. Merhabalar efendim. Merhaba, teşekkür nasılsınız? Ediyorum. Sağ olun. Siz de nasılsınız? Sağlık kırmadınız, bizi geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Siz de bizleri ağırladığınız için biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Size teşekkür sağ olun. Ediyoruz. Sağ olun. Bütün adaylarımız da böyle başladık. Sizin de ilk sorumuz böyle olsun, böyle başlayalım. Tanımakla başlayalım efendim. İstiyoruz ki izleyicilerimiz, izleyenlerimiz, yeni seçmenlerimiz adaylarımızı tanısınlar. Kime oy vereceklerini bilsinler efendim. Zahit Mutlu kimdir efendim? Evet, izleyicilerimize bu mübarek Ramazan ayının kendilerine hayırlı olmalarını diliyorum. Zahit Mutlu 64 doğumlu, Bitlis'in Nurşin ilçesindeyim. İlkokul ve ortaokulu Nurşin'de okudum. Liseyi Tatvan Atatürk Lisesi'nde okudum. İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde mezun oldum. 90'lı yıllarda kısa bir dönem için gazetecilik deneyimim oldu. Değişik mesleğimize yabancı değilsiniz. Değilim evet. Değişik gazete ve dergilerde yayınlanmış olduğu makalelerim vardır. Eğitim üzerine makalelerim vardır. Eğitimcilerle ilgili yazdığım makaleler vardır. 94'ten sonra Ankara'ya göç etmek durumunda kaldım. Bu günleri aratmayacak derecede sıkıntılı günlerin yaşanıldığı 90'lı yıllarda Ankara'ya gittim. Ankara'da biraz tesadüfi oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne halkla ilişkiler sorumlusu olarak göreve başladım. Daha sonra halkla ilişkiler müdürü, değişik birim müdürlüklerinden görevimi sürdürdüm. En son Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılık görevimi sürdürürken 2015 7 Haziran seçimlerde aday oldum. Gene 2015 yapılan o erken seçimde 1 Kasım'da İstanbul'da 2. bölgeye 5. sıra milletvekili aday oldum. Kazanamadık tabii. Daha sonra yapılan kongrelerde, ilk kongrede Halkların Demokratik Partisi'nin PEME üyesi olarak görev aldım. Halen de HDP Merkez Disiplin Kurulu eş başkanı olarak görevimi sürdürmekteyim. Bununla birlikte Bitlis'te HDP'nin ikinci sıra adayı olarak halkımızın karşısına çıktık. Hayırlı olsun deriz inşallah. Aynen. Biz de sizlere, diğer adaylarımıza hayırlı olsun dileklerinde evet. Bulunuyoruz efendim. Sizden önce Celalet Bey de göçten söz ediyordu. Hep hayatı bir yerden bir yere gitmekle sürüp gitmiş ve sizden de aldığımız kadarıyla sizler de böyle hep göç halindeymişsiniz. Memleketimiz geneli böyle. Neden bu göç? Tabii. Neden insanlar göç ediyor? Coğrafyamızda özellikle siyaset yapmak isteyen veya siyaset yapan her kim ise Kürtleri hesaba katmadan siyaset yapma sürecini sürdürdüklerinde başarılı olma şansları yoktur. Bu coğrafyada 40 milyonun üzerinde son derece dinamik bir Kürt halkı vardır. Ben de bu halkın bir parçası olarak kendi üzerime düşen sorumluluğu yerine getirebilmek adına kendimi tanıtırken başladığım şekilde gazetecilik serüvenim oldu. O gazeteciliği yapmadaki temel amaç entelektüel yönümü geliştirmekle birlikte halkımızın sesine bir nebze de olsa sözcülük etmek. Tabii bu mesleği sizler de sürdürüyorsunuz. O dönemlerde de tıpkı bugünler gibi basın üzerinde alabildiğince baskı, alabildiğince sıkıntılı süreçler geçirildiği dönemlerdi. Yapmış olduğumuz bazı röportajlar nedeniyle sıkıntılarla karşılaştık. Bir şekilde gitmek zorunda kaldık. Gözaltılar vesaireler çok haksız ve yoğun yaşanılan dönemlerdi. Tıpkı bugünler gibi. Aynen o dönemde de gördüğünüz gibi
hiçbir şekilde suçlu olmadıkları halde sadece gazetecilik mesleklerini sürdürdüklerinden dolayı gözaltına rahatlıkla alınabiliyorlar. Hatta bunlardan bazılarını size örnek verebiliriz. Ahmet Şık biliyorsunuz İstanbul'da 2. bölge milletvekili adayımız. O da bir gazeteciydi. Ve bu insanı yıllarca içeride rehin tutabildiler. O dönemlerde benzeri şeyleri bize yaptılar. Bu sebepten dolayı Bitlis'ten ayrılmak zorunda kaldık. Ama bugün gene Bitlis'e döndük. İnşallah da iyi olur diye düşünüyorum. Yani amacınız memleketinize, vatandaşlarınıza hizmet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bitlis için projeleriniz var mı efendim? Bitlis'in ekonomisiyle ilgili, projelerle ilgili neler söylemek istersiniz? Var mı projeleriniz? Şimdi hem genel anlamda özellikle de Bitlis için söyleyebilecek tabii ki çok sözlerimiz vardır. Bugün sokakları gezerken, esnafları gezerken, insanlarla temas ederken bunu rahatlıkla görebiliyoruz. İnsanlarımız alabildiğince demoralize olmuşlar. İnsanlarımız temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında son derece sıkıntı çekiyorlar. Bitlis'in gelir kaynakları bellidir. Bitlis'in gelir kaynakları nelerdir? Hayvancılıktır, tarımdır, tütündür, arıcılıktır. Buna benzer sayabileceğimiz birkaç tane gelirleri vardır. Bugün Bitlis'e baktığımızda ekonomik tamamen çökmüştür. Hayvancılık bitti, bitecek durumda. Hayvancılık bitti, bitecek durumda. Bunun sebeplerden bir tanesi de yayılalara getirilen yasaklardan dolayı. Tütün kota getirildi. Onu da yasakladılar. Ne yazık ki tütüncülükle uğraşan kitle kalmadı. Pancar bildiğiniz gibi gene Ahlat adı Cevaz bölgemizde pancar üretimi yapılmakta. Gene Noşin'de de, Noşin'in belli yerlerinde de pancarla uğraşan çiftçilerimiz vardır. Ne yazık ki en son Muş'un şeker fabrikalarını satarak insanlarımızın ellerindeki son kozlarını da aldılar. Dolayısıyla hükümetin yapmak istediği siyaset şu: İnsanları fukaralaştırmak, bölgedeki insanları fukaralaştırmak ve kendilerine biat ettirme temelinde geliştirmek istenilen bir siyasi anlayıştır. Çok özür diliyorum, araya gireceğim. Bu topraklarda şeker pancarını kesmek veya gibi ürünleri kesmek sonucu nereye varacak, ne olacak? Yani bu insanlar bu topraklara bunu ekmezlerse ne ekmeleri gerekir, ne ekebilirler? Sizin tavsiyeleriniz var mı bu insanlara? Şimdi bununla tütün ilgili... Tütün yasağı var, tütün yasaklandı. Tabii. Artık terbiyesi hiç ekilmiyor. Bu arazilere ne ekmek lazım? Tabii. Şunu özellikle ifade etmeme müsaade ediniz. Bu hükümet gelmeden öncesine kadar da kendi kendisine yetebilecek nadir her anlamda, tarım anlamda, hayvancılık anlamda kendi kendisine yetebilecek nadir ülkelerden bir tanesiydi Türkiye. Bugün ne yazık ki otunu bile, samanını bile dışarıdan ithal edecek duruma geldi. Muhtemelen dışarıda vermeleri gereken bir sözleri vardır diye düşünüyorum. Bununla beraber şunu da eklememe müsaade edin. Tatvan'ı ele aldığımızda özellikle bildiğiniz gibi bir Nemrut Dağımız vardır. Bir Van Gölümüz vardır. Sadece Tatvan'da turizm sektörüne yönelik ciddi ve bilinçli bir şekilde bir proje geliştirip bunu hayata geçirsek, bugün dikkat edersen alt dağların eteğindeki bütün ülkeler hem ekonomik anlamda hem demokratik anlamda dünyanın en müreffeh ülkelerden sayılırlar. Bunların sebepleri çok nettir. Dünya turizmine alabildiğince açık ülkeler olmalarından dolayıdır. Bugün Tatvan'da, Bitlis'te, bizim bölgemizde yağan kar dünyanın en kaliteli karı olarak kabul edilmektedir. Ne yazık ki bugün Nemrut Dağı'nda doğru dürüst bir kayak merkezi oluşturulamadı. Buna yönelik herhangi bir yatırım yapılmadı. Bununla beraber Van Gölümüz vardır. Yani yılın 12 ayı çok rahat bir şekilde bir turizm merkezi haline dönüştürülebilecek bir yer iken Tatvan kendisiyle birlikte Van'ı, Diyarbakır'ı, Batman'ı, Muş'u besleyebilecek. Şayet bu projeleri hayata geçirirsek
besleyebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Şimdi deniliyor ki, bu hükümet tarafında deniliyor ki şu yatırımı yaptık, bu yatırımı yaptık. Yaptınız da nerelere yaptınız? İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nü yaptık, üçüncüsünü, dördüncüsünü yaptık. Bunu hangi şartlarda yaptığını Bitlisli kardeşlerimin vergileriyle orayı sübvansiyone ederken Bitlis'e yönelik herhangi bir projeyi hayata geçirdiğini söylememiz mümkün müdür? Asla söz konusu değildir. Yollar var, eğitim alanında, sağlık alanında, birçok alanda çalışmalarının olduğunu söylüyorlar. Bir çoğunu da şahsen gördük, görüyoruz. Gerek sağlık, gerek eğitim, gerek yollar. Bunlar birer şey değil mi? Birer çalışma değil mi? Birer proje değil mi efendim? Dikkat ederseniz sağlık tamamen çökmüş vaziyette. Eğitim yapboz tahtasına dönüşmüştür. Eğitim tamamıyla... Sağlıkla ilgili de ben size çok somut bir örnek vereyim. Şehir hastahaneleri adı altında yapılanlar tamamen kapitalist bir anlayışla meseleye bakıp birilerini zengin etmeye yöneliktir. Tatvan Hastanesi'ni buradan kaldırıp Rahva'ya götürmekle beraber Tatvan'da insanlarımıza hizmet ettiklerini mi düşünüyorlar bunlar? Tatvan'da bir hastane olmuş olsaydı, benim Tatvanlı kardeşlerim gecenin bir saatinde araba bulma şans ve ihtimallerinin olmayacağını varsayarak ne yapacaklar? Sabaha bekleyip... Ben de şahsen kış aylarında çok yaşadım ve yaşayanlara da rast geldim. Şimdi hükümet kanadından bazı vekiller şunun sözünü verdiler. Tatvan'a 100 yataklı hastane yapacağız. Bu önceden yapmış olduğumuz bölge hastanesiydi. Öyle kalması gerekiyordu. Biz meclise girmediğimizden dolayı o işler yarım kaldı. Yani biz gelirsek tekrar 100 yataklı hastaneyi yapacağız. Çalışmalara başlamışız. Ne güzel diyorlar. Ne güzel, hükümette HDP'dir. Ben şahsen teşekkür ediyorum öyle faaliyetlere. Ben de şunu söylüyorum. Halka hizmetse amaç, evet. Teşekkürler. Evet, ben de şunu söylüyorum. Diyorum ne güzel. Bugüne kadar bu ülkeyi yöneten HDP'ydi. AKP muhalefet partisiydi. HDP verdiği taahhütleri yerine getiremedi. AKP gelecek, Tatvan'da 100 yataklı hastane yapacak. Ve güzel kardeşim, AKP zaten iktidarda. Yapıp da siz yaptığınızda birileri engel mi oldu? Söz konusu vekiller, bölge, demek ki bölgeyle organik hiçbir bağları yoktur. Seçimden seçime gelecekler, halkımızın önüne çıkacaklar, bir takım yalan beyanlarla halkımızın oylarına talip olacaklardır. Seçildikten sonra hadi eyvallah, bir dahaki seçime kadar bölgede mevcut sıkıntıları göz ardı ederek sanki bölgede hiçbir sorun yokmuş gibi tekrar seçimler gelince, yani bu özgüveni nereden buluyorlar gerçekten ben hayret ediyorum. İnsanlarımızın akıllarıyla oynamak hakikaten büyük bir saygısızlık olarak telakki etmek lazım. Bu insana biraz saygı göstermek lazım. Biz sokaklara çıkıp insanlarımız ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar? Bir dokunsunlar ya. Ne yazık ki bu insanlarımız bu yapılanların hepsini çok net bir şekilde görüyor ve verilen vaatlerin de asla ve katen doğru vaatler olmadığını çok iyi bilmekteler. Onu özellikle altını çizmemize fayda vardır. Şunu sormak istiyorum efendim. Şimdi muhalefet partileri güçlü olduğu noktalara pek yatırım götüremiyorlar. Götürememelerinin nedenini de hükümete bağlıyorlar. Kasa kimdeyse o, para kimdeyse baba o hesabı. Doğru mu bu? Yani muhalefet hiçbir şey yapamaz mı? Yani memlekete herhangi bir yatırım getiremez mi? Muhalefetin elinde hiçbir kaynak yok. Bir de demokratik tamirlerle yönetilen bir ülke olmadığımızdan dolayı tamamen antidemokratik. Hatta meclisin fonksiyonu bile kalmadı. Eğer önümüzdeki seçimlerde mevcut iktidar tekrar iktidarı elde ederse emin olun 80 milyonluk nüfus tek yerden idare edilecektir. Yani izleyicilerimizin rahat kendimizi onlara ifade etmek adına bir şey söylemek istiyorum. Dikkat ederseniz bunlar gelmeden temel referanslarını İslam olarak ortaya koydular.
Ve İslam dini o kadar muazzam, o kadar müteber bir din ki asla ve kat'an siyasete alet edilmemesi gerekiyor. Aynen. Ama ne yazık ki bu hükümet tarafında alet edildi. Bununla beraber söylemek istediğim şey şu. İslam dini barış dinidir. Adı da barış demektir. Barış dini olan bu İslam dinini ne yazık ki bölgemizde akan kanı durdurmak yerine tam tersine bütün Orta Doğu coğrafyasından yaşananları görmekteyiz. Bir de bununla beraber bir şey daha söylemek istiyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir meselede bir karar alırken etrafındaki insanlarla istişare ederek yapardı bunu. Bunun hayatında verebileceğimiz birkaç örnek vardır. Bunlardan bir tanesi hurma meselesi vardır biliyorsunuz. Müşriklere o dönemin hurma gelirinin bir kısmını müşriklere veya düşmanlarına vermek istediğini söylüyor. Sadece içerideki huzuru sağlamak adına. Hazreti Ömer, ya Resulullah diyor, bu sizin şahsi görüşünüz müdür yoksa Allahu Teala'nın emri midir? Hayır diyor, benim görüşümdür diyor. İşte. Ya Resulullah diyor, biz Müslüman ölmeden önce biz bunlara bunu vermezken, şimdi Müslüman olduktan sonra asla biz bunlara hurma gelirlerimizi bunlara vermeyiz diye tavrını ortaya koyuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da şunu görüyor. Kendi sahabeleriyle birlikte istişare ettiğim mevzularda sahabenin haklı olduğu noktalarda kesinlikle geri adım atmıştır. Dolayısıyla burada bir yönetimin veya bir ülkenin nasıl yönetileceğini son derece bize açık bir şekilde göstermiştir. Artı Hazreti Muhammed'in Medine vesikası diye bir vesikası vardır. Kendisinden olmayan, kendisi gibi düşünmeyen insanlara bir hukuk zeminini yaratmıştır. Ve şunu söylüyor. Diyor ki ahlakın olmadığı bir yerde hukuku inşa edemezsiniz. Bugün ülkemizde ne yazık ki ahlak çökmüştür. Benden olmayan diğerlerine yaşam hakkı verilmemektedir. Biz diyoruz ki HDP olarak şunu söylüyoruz ve iddia ediyoruz. Biz gelirsek şayet inşallah geleceğiz ve biz bu ülke yönetimine talibiz. Onun altını çizerek söylüyorum ben. Geldiğimizde her şeyden önce bu ülkeye bir huzur getireceğiz. Önce insanlar arasındaki bu husumeti kaldırıp sağlıklı bir iletişim zeminini, iletişimin kanallarını açmaya fırsat vereceğiz ve var olan problemlerimizi masaya koyacağız. El birliğiyle bütün sorularımızı çözmeye yönelik ne gerekirse onu yapacağız. Bugüne kadarki mecliste bulunuşunuz hizmet açısından hükümet olmadığınızdan dolayı pek fazla projeler gerçekleştiremiyor. Pek fazla yatırımlar, hatta hiç denecek kadar yatırımlar yapamıyorsunuz. HDP'nin meclisteki amacı nedir? HDP'nin yapamayacağınızı bildiğiniz halde amaç nedir? HDP'nin meclisteki amacı şu. Halkımızın sesi olmak istiyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi getirebilmek adına mücadele ediyoruz. Biz barışı istiyoruz. Biz birlikte yaşamı istiyoruz. Eşit şartlarda, eşit koşullarda eşit vatandaşı, yani ülkede yaşayan 80 milyonu eşit vatandaş olarak görüyoruz. Ve bu 80 milyon insanımız adına biz bu mücadeleyi veriyoruz ve vermekteyiz. HDP'siz bir meclisin kesinlikle ve kesinlikle bu ülkeye huzur getirmeyeceğini bilmemiz lazım. HDP ile birlikte ancak bu ülkeye huzur gelebilir. Siz 6 milyon en son seçimde alınan bir siyasal partinin eş başkanları hiçbir hukuki dayanağı olmadan içeriye atar, bir sürü vekillerini gözaltına alır, halkın iradesi olarak kabul edilen belediye eş başkanlarına görevden alıp yerlerine kayyum atayarak bu ülkeyi, bu bölgeyi bu şekilde yönetemezsiniz ve idare edemezsiniz. Zaten erken seçimin olmasının temel sebeplerden bir tanesi de bu hükümet, ben artık bu ülkeyi yönetemiyorum. Ben bu ülkeyi yönetme ehliyetimi kaybediyorum demek istiyor. Dolayısıyla baktığımızda iç borçların 400
milyar dolarlardan bahsediliyor. İç ve dış borçların 400 milyar dolarlardan bahsediliyor. Dolar başını almış gidiyor. Ekonomik dip yapmış vaziyette. Yani siz bir daha bu halktan neden bu yetkiyi istiyorsunuz? Gerçekten ben merak ediyorum. Daha fazla sömürmek için mi? Daha fazla baskı kurmak için mi? Daha fazla ezmek için mi istiyorsunuz? Halkımız son derece politik ve bu gerçekleri gören ve 24 Haziran itibariyle ben çok eminim gereğini yapacaktır. Biz yine her şeyin hayırlısını dileyelim efendim. İnşallah. Rabbim hangisi hayırlıysa bize de, ülkemize de, memleketimize de, bölgemize de, insanlarımıza da onu nasip etsin. Müslümanın yapması gereken, söylemesi gereken cümlelerden birkaçını sarf ettik. Efendim, süremiz dolmak üzere son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz efendim? Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Evet. HDP gençlerin partisidir, HDP kadınların partisidir. Dolayısıyla gençler gelecekle ilgili güzel hayalleri kurabilmek adına mutlaka HDP'yi desteklemeleri gerektiğine inanıyorum. Bu hükümetle birlikte ne yazık ki gençlerimiz hayallerini kaybettiler. Tekrar bu hayalleri elde edebilmenin tek yolu HDP ile bütünleşmek, HDP'nin etrafından kenetlenmek ve kendi halkımıza ve seçmenimize de mutlak anlamda sandığa gitmelerini öneriyorum. Mutlaka gitsinler ve oylarını kullansınlar. Bir oyu HDP'ye, bir oyu Selahattin Demirtaş'a versinler. Sandıklarına da mümkün mertebede sahip çıksınlar. Bu vesileyle hem Ramazanlarını hem de önümüzdeki iki bayramı, hatta seçim sonrası onu da bir bayram olarak kabul edip üç bayramı birlikte halkımıza hayırlı olmasını diler. Herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Efendim, bizleri kırmadığınız için sağ olun, var olun diyoruz. Değerli izleyenler, böylelikle bir data programımızın daha sonuna geldik. Bir başka vekil adayımızla görüşünceye dek kendinize çok iyi olun.